Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Pilot 51 Invitational turnuva mücadelesinin yeni bir mücadelesinde. Mücadelenin yeni mücadelesi. Evet, anlatım bozukluğuyla başladım videoya. Kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. Bugünkü maçımızda bir tarafta canımız, ciğerimiz, dalağımız, böbreğimiz, strat klanı var. Diğer tarafta ise Found That Base isimli klanların belediye binası 15. 5 vs 5 mücadelesini sizlere sunmaya çalışacağım. İlk saldırıyı Found That Base klanının 2 numarasından Hao Xingchong Beast isimli oyuncudan Blizzard usulü ama zıpır minyonların olduğu bir cehennem ejderi, ejderha birincisi saldırısı izleyeceğiz. Operasyon başarılı. Cehennem kulesi indirildi, belediye binası indirildi. Klan kalesinin bir kısmının çıktığını düşünüyorum. Hala daha içerisinde muhtemelen buz golemleri vardır gibime geliyor. Evet, ilk etapta operasyonun başarılı olduğunu söyledik. Devamında saat 3 köşesinden bir adet roket balon, balon ve cehennem ejderinin yardımıyla koridor temizliği gerçekleştirmeye çalışıyor. Aynısını alt tarafta iksir deposunun üzerinde yapacak. Tahminim odur ki direkt olarak kral koruyucu alteri kompartmanına doğru, bölgesine doğru ana saldırı gücünü başlatacaktır. Nitekim tam olarak bu şekilde gelişiyor saldırı. Koruyucuyu da pozisyonlandırdık. Henüz kral ve kraliçeyi mevzilendirmedik. Büyülerden 2 tane iskelet tuzağı, 2 dondurma, 1 adet de zehir büyüsü mevcut. Pekala. İlk iskelet büyüğümüzü kullandık. Cehennem ejderlerimizi kaya saçarı ve defansif şampiyona karşı hali hazırda tanklamaya başladılar. Ama alt taraftaki kral, oynak kral, yerinde duramayan kral, orduyu ciddi anlamda sabote etmiş durumda. Umarım yetişirler. Ejderha binicilerini dikkat çekici bir şekilde gecikmeli olarak gönderiyor. Bunu neden bu şekilde yaptığını tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani bunu öngördü. Cehennem ejderlerinin geride, ejderha binicilerinin koruyucunun alanının dışında ileride kalmasını istemedi. Ben bu harekete şapka çıkartıyorum arkadaşım. Büyük bir soğukkanlılık göstergesidir. Evet, kral kraliçe devrede. Üst taraftan yollarını devam ediyor. Duvarlar açık olduğu için kraliçe çoklu cehennem kulesini de indirecektir. Üst tarafta kral, henüz şampiyonumuzu pozisyonlandırmadık. Sol tarafta defansif kraliçe ve kaya saçarın varlığı beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Nitekim hava askerlerimizin neredeyse tamamını kaybetmiş durumdayız. 3 tane buz golemi de boy gösterdiler. Şampiyon onlarla uğraşacak bir 3-4 gün boyunca. Vakit kalırsa saldırıya devam edecek. 40 saniyede süremiz kaldı. Pekala. %78 tırmanmaya devam ediyoruz. Buzul morsu kralın ardından yoluna devam ediyor. Evet, buzul morsu bazı zamanlarda çok güzel iş yapıyor. Bazen de, ki bu bazenden kastım çoğu zaman, hemen ölüyor gidiyor arkadaşım. Evet, bu sefer güzel iş çıkarttığını söyleyebilirim. Şampiyonun kalkanı hala da elimizde olmakla birlikte kaya saçar hala da beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. 3 yıldıza yeterli olacağını açıkçası ben çok da fazla düşünmüyorum ey vatandaşlar. İyi bir denemeydi ama aslında var ya, hiç de bir şey kalmadı. Şuraya bir bakar mısınız? Kaya saçarın canı gıdım. Yani o kaya saçarı bir şekilde indirmeyi başarsak 2 tane okçu kulesi hiçbir şey yapamazdı şampiyona. %91 2 yıldızlı açılışı yapıyor. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Reklam arası ekmek parası. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim, birinci turun ikinci saldırısı. Strat klanının 4 numarasından Mask isimli oyuncudan kraliçe yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Bir tane binicimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki klan kalesini çıkartmak için kullanacaktır. Evet, bir adet öfke büyüsü patlattık. 2 tane ikseyi birden kraliçeye vuruyordu. Sol taraf lan kraliçe, senin yatacak yerin yok kraliçe. Duvar kırıcı yattıktan sonra hedef değiştiriyor. Ben bu işte art niyet ararım arkadaşım. Yani bir tane süper duvar kırıcının ziyan olmasının haricinde, ki ziyan olduğunu da söyleyemeyiz, belki de kralı gönderecekti. Yani sistemde simetrik olduğu için ha sağdan gitmiş ha soldan gitmiş, çok da büyük bir farkı olmayacaktır diye düşünüyorum. Görelim bakalım. Evet, ikinci duvar kırıcı da başarılı. Tam kesişim noktasında çalıştı. Sıkıntı yok, güzel. Kralı bekledim sol taraftan hava savunmasına kaya saçarı doğru gönderir diye ama onu da yapmıyor. Şimdilik beklemedeyiz. Pekala. Evet, kelle avcısı zaten görevini yerine getirdi. Defansif kralın icabına baktık. Çok ağır bir saldırı oluyor. 1 dakika hali hazırda tamamlandı. Daha herhangi bir hamle yapmadığını görüyorum. Evet, neyi bekliyor? Hakikaten anlayabilmiş değilim. Yani en azından kralı pozisyonlandırmak için neyi... Ya 2 gün niye bekledin ki, ben anlamıyorum yani. Bir tane iskelet tuzağıyla defansif savunmaları tanklıyor.
Kral ve şampiyonun yardımıyla birlikte kraliçeyi kaya saçarı yükseğine indirmeye çalışacak. Tomruk fırlatıcı da her ikisinin arasından kartal topuna doğru yolculuğuna başladı. Umarım monoliti indirmeyi başarır. Eğer monolit inerse kraliçenin keyfi çok güzel bir şekilde yerine gelecek. Bu sayede belediye binasına doğru ilerler diye düşünüyorum. Ama Titan'ın bir an önce monoliti indirmesi lazım. Eğer gerekirse monolite bir tane dondurma atması lazım. İşte aklın yolu bir arkadaşlar. Eğer o dondurmayı atmasaydı Titan monoliti indiremeseydi devamında kraliçenin canını okuyacaktı. Yani doğru bir hamle yaptığını düşünüyorum. Şapka çıkartıyorum bu harekete. Şampiyon kalkanını fırlattı. Devamında çoklu cehennem kulesini indirecekleri hiç şüphesiz. Kraliçe sağ taraftan yoluna devam ederken sol taraftan da taze balon operasyonuna başladığımızı görüyorum. Belediye binasına, zehir büyüsüne ve inşaatçı kulübesine etki edecek şekilde bir adet dondurma büyüsü patlattık. İki tane öfke büyümüz var. Sevgili dostlarım, sizleri bilmem ama ben buradan sanki çatara çutara bir 3 yıldız geleceğini görür gibiyim. Tekli kraliçeye kilitlenmişti. Neyse ki özelliği elimizde. O yüzden onun gazabından da kurtarmış oluyoruz iki gözümüzün çiçeği Nazlı kraliçemizi. X'e de inecek. 26 saniye süremiz var. Yani savunma namına çok fazla bir şey kalmadı. Bir tane şifacımız var. Sanırım yeterli olmayacak. Tam bir karın ağrısı ya. Halbuki çok da güzel gözüküyordu ama işte olmayınca da olmuyor be kardeşim. Evet, süre sıkıntısı da yaşamadı açıkçası, ne yalan söyleyeyim. O kadar gecikmeli başlamasına rağmen %91 civarlarında, 92-93 olur gibime geliyor. %93, 2 yıldız. Birinci tur saldırılarının ardından her iki klanda %90'ın üzerinde yıkım yüzdesine ulaşıyor. Eşit yıldızlarla ikinci tur saldırıları için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim, ikinci turun ilk saldırısı. Pound That Base klanının 5 numarasından God isimli oyuncudan bir elit barbar saldırısı izleyeceğiz. Evet, yine geldi. Evet, yine geldi. Olmazsa olmazımız elit barbar saldırıları. Koruyucunun özelliğini feda ettik. Zeppelin hedefine sağ salim ulaşsın diye affedersiniz. Operasyon başarılı, yalnız belediye binasını indirebileceklerini hiç ama hiç düşünmüyorum. Bununla birlikte sağlı sollu X-Aylarını, kaya saçarları, monoliti, cehennem kulelerini, yani envai çeşit ağır savunmayı yerle yeksan ediyor. Köyün tam ortasına bir atom bombası düşmüşçesine temizlik elde ediyor. Bence muhteşem ama o kaya saçar gıdım canlı hayatta kaldı. Arkadaşlar, o kaya saçar inseydi çok güzel olurdu ya. Ayrıca üst taraftaki cehennem kulesini de alamadı. Yani yine çok güzel bir değer elde etti ama belediye binasının inmemiş olduğunu göz önünde bulundurursak dikkatli davranmak zorunda diye düşünüyorum. Şimdi hero'larla binaya gitmekten başka bir çaresi yok. Kuşatması yok. Elit barbarlarla da binayı indirmek saçma bir hareket olacaktır. Bu yüzden ileriye dönük düşünüyorum. Elit barbarlarla cehennem kulelerini temizlemesi gerekecek. Tam böyle duvarlara takılacak, sıkıntı yaşayacak derken ordu barımızda 4 tane süper duvar kırıcı olduğunu gördüm. Vatandaş ne yaptığının gayet bilincinde, yeter ki kraliçe sol taraftan devam etsin. Bir an için inşaatçı kulübesine, oradan bomba kulesine gidecek diye tedirgin oldum ama kraliçemiz sağ olsun mevzuyu anlamış, doğru yoldan devam ediyor. Pekala. Kral da anka kuşu, kraliçe de unicorn, her zamanki gibi. Gayet güzel. Buz golemi patladı. İlk seyine de dondraydı, iyiydi ama dünyanın sonu değil. Kralın özelliği iyi bir zamanlamada kullanıldı. İsabet puanı yüksek, depoları aradan çıkartacak. Bu sayede kraliçe eliyle koymuş gibi tereyağından kıl çekercesine belediye binasını ayıklamış olacak. Şampiyonu üst taraftan bırakmamız ekstra güzel bir gelişme. Elit barbarları duvar kırıcılarla falan zorlamak zorunda kalmayacağız. Arkadaşlar, güzel gözüküyor. Sanki 3 yıldız geldi gibi, haksız mıyım? 3 yıldız değil, hatta devamı olsa buradan 4 yıldız bile değil mi Allah? İnşaatçı üstüne yaptılar ya, birisi bitiyor diğerine gidiyor. Burada da öyle bir şey olsa 4 yıldızı bile alabilirdi yani muhtemelen. Evet, kaya saçarın canı da gıdımdı zaten. Civarında inşaatçı kulübesi de yoktu. Kapak fotoğrafına malzeme olacak kadar güzel bir üçlükle saldırısını tamamlıyor. Bir adet şapka çıkartıyor. Bir diğer saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Pekala efendim, ikinci turun ikinci saldırısı. Strat klanının 5 numarasından Dark Star isimli vatandaştan Blizzard usulü 2 tane boost asılı bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Evet, Blizzard Lalo'da boost asını her zaman görmeyiz. Bu sefer ikisini birden tercih etmiş. Evet, süper büyücüler, yani şu bomba kulesi, inşaatçı kulübesinin hatta devamında, neden olmasın, belki bir ihtimal monoliti bile indirebilirlerdi ama bununla birlikte fena bir değer elde ettiğini düşünmüyorum. Orta şekerleden hallice bir açılışla saldırısına başlamış oluyor. Sağlı sollu güzel bir temizlik yaptıktan sonra affedersiniz, kral ve kraliçe ile derinlere doğru ilerlemeye çalışacak.
Minyonlar kara iksir sondasını indirecek. Kraliçe kralın ardından içeriye doğru girecektir. Başarılı biri süper duvar kırıcı. Abi istesene nasıl yapıyorlar bunu? Tam kesişim noktasında çalıştı. Hem krala yaradı hem de sol taraftaki kompartmana gelen kraliçeye yaradı. Bence çok güzel bir durum. Ya Darkstar ne monolit kraliçeye kilitlenmesin diye mi attı acaba? Neden görünmezlik büyüsü kullandı? Sanırım eğer kullanmasaydı monolit kraliçeye yapışacaktı. Bak ön yargılı yaklaşmamak lazım. Belki de böylesi daha iyi oldu ama işte maalesef ki maalesef kraliçe inat etti, monolite ilerlemedi. Özelliğini kullandı. Defansif kraliçeyi indirdi. Tamam, monoliti indirmiş kadar oldu. Eyvallah diyoruz. Güzel. Tazı balon saldırısına başladık. Yalnız baya baya bir köy var. Güzel bir koridor temizliği. Güzel ilerliyor ama patlatıcıya karşı iki tane çoklu cehennem kulesi ve kaya saçar hava savunması ve monolit var. Yani saldırının sonlarında buralar karışacak. Vaziyet alın ey vatandaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Evet, güzel bir koruyucu özelliğiyle hızın içerisinde balonları seri bir şekilde ikinci çoklu cehennem kulesine doğru göndermeye çalışıyoruz. Bu stasisi güzel bir zamanlamayla patlarsa, ki patlamadı. Bence hiçbir işe yaramıyor şu anda bu stasisinin patlama etkisi. Değil mi? Hep öyle oluyor. Abi şu bu stasisleri birazcık daha erken patlasa. Acaba diyorum isabet puanında birazcık düşüş yapsalar bayağı bildiğin bufflanmış olmayacak mı? Çünkü çok geç patlıyor. Çoğu zaman balonlar geride kalıyorlar. Evet, bu arada güzel gözüküyor arkadaşlar. Alt tarafta gizli testa tarlası varmış. Ben daha yeni görüyorum. %80 tırmanmaya devam ediyoruz ama gizli testalar balonların icabına bakacaklardır gibime geliyor. Bir de envai çeşit hava tuzağı. Yani gerçekten iyi denemeydi. Bence çok ciddi bir hata da yapmadı. İki sebepten ötürü üçlenmedi. Hatırlayın, saldırının başında daha iyi bir değer elde edebilirdi demiştim. Süper büyücüler, bakınız monolit kaldı. Ayrıca hero'lardan da bir tık daha fazla değer elde ederdi. Bu da 3 yıldızı işaret ederdi. Maalesef 3. saldırıdan da henüz bir 3'lük görebilmiş değiliz. Ama bütün bu savaşlar %90'ın üzerinde 2 yıldızla sonuçlanıyor. Yani güzel bir maç, kafa kafaya giden bir maç. Bir sonraki saldırı için hazırlıklara başlayalım o halde. Pekala efendim, 3. turun ilk saldırısı. Found That Base klanının 3 numarasından Ray 20 artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. İsimli oyuncudan kraliçe yürüyüşlü geri çağırma büyülü bir elektro ejderha saldırısı izleyeceğiz. Hadi bakalım. Bir süredir görmüyordum bu stratejiyi. Ne yalan söyleyeyim, son zamanlarda özellikle düzenlerin bu stratejiye karşı güncellenmesinin ardından hiç de başarılı olmayan bir strateji. Yani 3 yıldız oranının bayağı bir düşük olduğunu söyleyebilirim. Bakarım Ray bizim söylediklerimizi bize yutturacak mı? Heyecanla bekliyorum. Evet, kraliçeye birazdan kaya saçar vurmaya başladığı anda öfke büyüsü kullanmak kaçınılmaz olacak. Ne yapıyorsun hemşerim? Geri çağırma. Ona da eyvallah. Bir şeyler yapması lazımdı ama. Özelliğiyle birlikte ölme ihtimali bile olabilirdi. Sağ altı köşesinden tekrardan kraliçeyi pozisyonlandırdık. Aradan binaya doğru da elektroları göndereceğiz. Saldırının setup'ının başarılı olduğunu düşünüyorum. Antin kuntin bir şey var mı diye bakıyorum. Zıpır minyon yok maalesef. 5 tane şifacı alınca üstüne bir de zıpırları eklersen elektroların sayısı 3'e düşecek. Bu yüzden kullanılmıyor. Hava savunması şifacılardan birini katletti. İkinciyi katledemedi ama canı gıdım kaldı. Ana saldırı gücümüzü de belediye binasına doğru göndermeye başladık. Kuşatma olarak zeplin var ama zeplin kullanacağını düşünmüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsa rekorlar kitabına girer. En saçma hamleyi yapan Clash of Clans oyuncusu olarak muhtemelen kaya balonuna dönüş yapacak. Sağdan soldan bir yerlerden savaşa dahil edecektir. Çok büyük bir sabırla koruyucunun özelliğini en ideal zamanda kullanıyor. Takdir ediyorum bu hareketi. Defansif kraliçeyi dondurmaya çalıştı ama muvaffak olamadı. Sıkıntı yok. İki tane elektromuzu öldürdü, artık daha ne kadar sıkıntı çıkabilirdi? Orası da tartışmaya açık bir konu. Evet, bir tane bile elektromuz kalmadı. Henüz monolite ulaşabilmiş dahi değiliz. Kaya balonu patladığı içinden süper ejder çıktı. Kral ve şampiyon da üst taraftan yoluna devam etme çabası içerisinde. Defansif klan kalesinden 3 tane buz golemi geldi, muhteşem üçlü. Kraliçeyi 25-30 gün boyunca oyalayacaklar. Yetmezmiş gibi şifacılar da çoklu kulenin menzilindeler. Bununla birlikte şampiyon kalkanıyla kraliçe özelliğiyle birlikte hala daha hayatta. Buna rağmen yeterli olacağını düşünmüyorum. Elektro ejder saldırılarına bir feyli daha eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Dediğim üzere ilk başlarda çok güzel işler yapıyordu.
Çünkü düzen açıktı. Yani düzenler bu stratejiye karşı oldukça çaresizdi. Devamında professional oyuncular baktılar, elektrolar çatır çutur peynir ekmek gibi üşlüyorlar. Aralardaki binaları birazcık açtılar. İki karoya çıkarttıklarında elektrolar çaresiz kalıyorlar merkezde. Evet, %79 iki yıldız tartışmaya açık bir şekilde düşük yüzdede kalıyor ve böylelikle bir diğer saldırı için hazırlıklara başlamış oluyor. Pekala efendim, 3. turun 2. saldırısı. Strat klanın 1 numarasından ve Felipe Reis'ten, Reis'in altını çiziyorum. Kraliçe yürüyüşlü bir elektro titan saldırısı. Kraliçe yürüyüşlü. Pekala, görmedik böylesini daha önce. Koruyucuyu da atarsa gördük diyeceğim ama koruyucuyu kullanmadığı takdirde enteresan bir tercih olduğunu düşüneceğim. Evet, kraliçe ile sanırım şu belediye binası kompartmanını ayıklamaya çalışacak ama içeriye girmedi beklentisinin aksine. Al başına belayı. Şimdi geri çağırma büyüsünü kullanmak durumunda kaldı. Değdi mi bunu yaptığına? Alev fırlatıcıyı pozisyonlandırdık. Üst taraftan kraliçeyi de... Yok, hayır, kraliçe değil, yetiymiş. Henüz geri çağırma büyüsünü tekrardan aktif etmediğini görüyorum. Sanırım işler birazcık planladığı gibi gitmedi. Haksız mıyım? Bilemedim. Bilemedim. Belki de her şey planladığı gibi gidiyordu. Alev fırlatıcının önü açılsın diye kraliçeyi o noktadan başlatmış olabilir. Üst taraftan ana saldırı gücümüzü pozisyonlandırıyoruz. Orada bir zehirli kertenkele gördüm. Bayılıyorum şu karaktere. Oyunun içine girip iki tane tokat sallayasım geliyor. O kadar muzip yapmış Supercell geliştiricileri. Ellerine sağlık. Evet, koruyucunun özelliğini patlattık. Titanlarımız merkezde, kraliçe kanalda. Bir tane titan ve kral sağ taraftan yollarına devam ederken merkeze de çok güçlü bir şekilde ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Atlatma büyümüz yok. Ana saldırı gücümüzün binaya ulaşması için dolanmaları gerekir. Bir dakika, özür dilerim. Atlatmayı kullanmış ve sağ tarafa doğru, yani ana gücümüzün binaya gitmesini istemiyor anladığım kadarıyla. Yalnız bir tane bile titanımız kalmadı. Niye böyle oldu ben anlamadım ya. Sağ taraftaki titandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Merkezdeki asıl titan öbeği yerle yeksan olmuş durumda. Şifacılardan bir tanesini güdümlüğe kaybettik. Alev fırlatıcı henüz yeni belediye binasına yapıştı ama bir şey söyleyeyim mi? Çok da fazla bir şey kalmadı gibi. Alev fırlatıcının binayı indirdiğini düşünürsek, şampiyonu da henüz pozisyonlandırmadığımızı hatırlar isek, neden olmasın 3 yıldıza varana kadar gidebilir bu saldırı. Güzel bir dondurma büyüsü. Kraliçe ile defansif şampiyonu alacağız. Şampiyon alt taraftan pozisyonlandırmayı tercih etti. Dev bombaya koruyucuyu kaybetmeyeydik. İyiydi ya. Belediye binası indi. 2 yıldız garanti. Bir şey söyleyeyim mi? Ne anlatıyorsun? Kan kırır kardeş. Çatır çutur bir üçlük. Evet, Philip Reis. Reisliğin hakkını veriyor yine. Eğer time fail gibi bir sıkıntı olmazsa 3 yıldızla alnının akıyla saldırısını tamamlamış olacak. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, kraliçe kaybettik ama şampiyon hayatta. Alev fırlatıcının içinden olmazsa olmazımız Yeti ve Elektro Titan çıktı. Sinsi Goblin'in varlığı o kadar kıymetli, o kadar kıymetli ki. Hani time fail olmayacak belki ama yine de güven verdi bize Klan Kalesi'ne karşı. Evet, böylelikle 3. tur saldırılarını da tamamlamış oluyoruz. Açık ara farklı Strat Klan'ı önde değil. Evet, %56.8'e %54 yıkım yüzdesi farkıyla savaşı önde götürüyor. 4. tur saldırılarına başlıyoruz. Hakikaten kafa kafaya gidiyor maç. Devam. Evet efendim, 4. tur saldırılarına yıldız eşitliğiyle başladık. Sadece ufacık bir yüzde farkıyla Strat Klan'ı önde. Found That Base Klan'ın 4 numarasından Tom Riddle isimli vatandaştan bir alev fırlatıcılı tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Bu arada Riddle, yanlış hatırlamıyorsam, böyle puzzle gibi bir şeydi yani. Böyle bir bulmaca anlamına geliyor. Hemen Turing'e bakalım. Sizler Skelly Donut'ı izlerken ben de hemen şuradan Turing'ime, canımız, ciğerimiz, dalağımız, böbreğimiz, sitemiz Turing'e giriyorum. Riddle bakalım neymiş? Yani yanlış hatırlamıyorum. Evet, bilmece bulmaca. Bir yerlerden kalmış aklımda. Şeyden kaldı ya, tamam. Size bir YouTube kanalı tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Yabancı bir kanal, inanılmaz güzel. Çok uzun zamandır takip ediyorum ve çok daha fazla insanın izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Efsane skeçler yapıyorlar. Viva la de... Ağzım, dilim... Viva la 4 League. Şimdi bunu... Viva la 4 League. Yani VLDL olarak geçiyor. VLDL yazarsanız çıkar. Efsane skeçleri var. Birbirinden farklı kategorilerde. Yani izleyenler varsa selam çaksınlar da, damak tadı seçkin insanları biz bir görelim yorumlarda. Yani gidin bir bakın derim. Tabi İngilizcesi olan için. Her neyse,
reklamları geçtiğimize göre ulan sanki parayla reklam yapıyoruz ama yani şöyle arkadaşlar, reklamı işi iki şekilde yaparım ben. Hakikaten işini hakkıyla yapan, faydalandığım, eğlendiğim, keyif aldığım bir şeyin reklamını yaparım bedavaya, amme hizmeti olarak. Bir de tabii ki de parasıyla. Para verip de reklam yaptırmıyorlar bize de, canları sağ olsun. Belki ileride bir gün. Nasip kısmet bu işlere. Saldırıya tekrardan odaklanalım. 4 numaradan Tom Riddle belediye binasını indirememiş olmakla birlikte. Valla şu anda ne olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Şampiyonu da bıraktı. Binayı alabilmiş değiliz. 2 yıldızı garantiye alabilecek mi ondan bile emin değil. Abi tamam. Skelly Donut yapıyordu, Klan Kalesi'ni kaçırmış. Bay bay. Geçmiş olsun. Bir sonraki maçlarda başarılar diliyorum Tom Riddle. Evet, hakikaten 2 yıldızı alırsa öpüp başına koysun yani. Belediye binası da henüz uyanmış değil. Neyse ki X-Ray'i binaya bitişik de X-Ray'i hasar aldığı anda belediye binası da uyanacak. Buyurunuz. Zehri büyüsü kulesi ciddi anlamda sıkıntı çıkarttı. Evet, balonlar belediye binasını uyandılar. Koruyucunun özelliğiyle 2 yıldızı alırız gibime geliyor. Ama 3 yıldız büyük bir hayal olacak. Maalesef ki maalesef. Yani bu kadar kritik bir andayken böyle bir hata yapması turnuvanın gidişatı açısından kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Çok yakın. Yani zaten %50 de gerideydiler. 5. tura çok güçlü bir şekilde gireceğini düşünüyorum Strat Klan'ın. Bakalım hayırlısı. Evet, bir tane dondurma büyüğümüz var. Çareler çaresiz. Yani %60'ı bile bulabileceğinden emin değilim ki, bulacak gibi gözüküyor. Ama %70'e yaklaşamayacaktır. %61, %62. Evet, Kaya Saçar saygısızlığı hiç kabul etmez. %64, 2 yıldız. Bir sonraki saldırıya geçiyoruz. Pekala efendim. 4. turun 2. saldırısı Strat Klan'ın 2 numarasından Astreis'ten. Reis'in altını çiziyorum. Blizzard usulü bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Süper büyücüler binayı aldılar. Hala daha hayattalar. Koruyucu alteri ve gizli teslaları da alırsa var ya, yeme de yanında yat. Abi şu elde ettiği değerin güzelliğine bir bakar mısınız? Bu saatten sonra ver bana, ben bile tazı balonlu işlerim buraya. Hadi Astreis, sana güveniyoruz. Yaparsın sen şu işi. Yani yine de çok kolay bir saldırı olmayacak. Öfke büyüsü kulesinden etkilenecek. 2 tane havaya bakan X-Ray'i, 2 tane çoklu cehennem kulesi ve çoklu cehennem kulelerini aratmayan bir monolit var. Hepsi öfkenin etkisinde kalacak. Burası karışacak vaziyet alın arkadaşım. Yani saldırı o noktaya geldiğinde bu dediklerimi tekrardan hatırlatacağım size. Bakalım. Evet, kral da kraliçe de sağ taraftan yollarına devam etmeye çalışıyor. Umarım ki korktuğum başıma gelmez de kraliçe defansif krala kilitlenmez. Nefret ediyorum bazen bu oyundan. Bazen bu oyundan hakikaten İliğimle kemiğimle nefret ediyorum. İşte o anlardan bir tanesini yaşıyorum. Bir tane iskelet neye sebep oldu görüyorsunuz değil mi? Gerçekten büyük talihsizlik. Şimdi kral Anya'dan, kraliçe Konya'dan geçecek. Hiç ama hiç ideal bir durum değildir. Birbirlerini tanklayamayacaklar. Elde edecekleri değer belki de yarı yarıya düşmüş olacak. Sırf bu yüzden 3 yıldız bile kaçmış olabilir elimizin altından. Görelim bakalım. Kralın ardından şampiyonu, devamından üst taraftan tazı balon saldırısını başlatıyoruz. Koruyucu elimizde, planlar büyük, hayaller büyük. Hadi bakalım hayırlısı olsun. 4 tane daha dondurma büyüğümüz var. 2 tane hız büyüğümüz var. Neden olmasın diyorum ben. Hakikaten neden olmasın diyorum. Olur mu olur, demedi demeyin. Şampiyon şu çoklu cehennem kulesini alsa alt taraftaki, bu sefer defansif kraliçe var. Kelle avcıları koruyucunun özelliğinin yardımıyla defansif kraliçenin canını okuyorlar. 50 saniyenin üzerinde süremiz var. Sanki geliyor gibi ya. Evet, şampiyonun canı gıdım olmakla birlikte baykuşun ve kasıcının da yardımıyla Kaya Saçar'ı alıyor. Geriye kalan balonlar bana soracak olursanız monoliti domine edecektir. Böylelikle Astreis yine adına hakkını verecektir diye düşünüyorum. 36 saniye süremiz abi. Yani kral kraliçenin sağlı sollu gitmesine rağmen elinde kalan balonların sayısına bir bakar mısınız? İnşaatçı üstündeki gibi iki köy olsa 5 yıldıza kadar yolu var bu saldırının. Bu neymiş ya? Şapka çıkartıyorum. 5. tur saldırılarına başlıyoruz. Pekala efendim, şimdi sırada 5. turun ilk saldırısı Found That Base Klan'ın 1 numarasından Immortal isimli oyuncudan bir tazı balon saldırısı izleyeceğiz. Çift klon, bir öfke, 5 tanecik görünmezlik büyüğümüz var. Hadi bakalım hayırlısı. Bir tane de dondurma tercih etmiş, görünmezliklerden birisini silip. Koruyucunun özelliğiyle Zeplin'i sanırım Klan Kalesi'nin tepesine doğru indirmeye çalışacağız. Binayı alabilecek mi? Of.
Patlatıcı üflemeyi de çıkan hava bombalarının güzelliğine bir bakar mısınız? Elma ağacındaki kırmızı elmalar gibi gözüktüler aynı. Evet, canım elma çekti. Her neyse. Süper okçular devredeler ama ben istediği yerde indirebildiğini düşünmüyorum. O belediye binası inmez arkadaş. Demedi demeyin. Monoriti çokluğu kartal topunu alsın öpsün de başına koysun ki alır gibime geliyor. Eğer hirolarla da belediye binasını indirirse ne ala memleket. İndiremezse şinanay yavrum şinanay. Defansif kraliçe ve şampiyona da çok ciddi anlamda hasar verdiler. Yani güzel bir değer elde ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bebek ejder ve elektro titanın desteğiyle birlikte kralını ve kraliçesini sol taraftan belediye binasını indirmek üzere pozisyonlandıracak. Defansif klan kalesinden çıkan muhteşem üçlü buz golemleri indikten sonra 3-4 güne kalmaz yollarına devam edecekler. Hadi bakalım hayırlısı. İki tane daha o hava bombası var ya. Oradan bir kraliçe yürüyüşü yaptığınızı düşünsenize. İntihar sebebi. Tövbe estağfurullah. Ama gerçekten çok sinir bozucu bir gelişme olurdu. Neyse ki kraliçe yürüyüşü yapmadı ya. Evet, titanı kaybettik. Kral kraliçe emin adımlarla belediye binasına doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Fırsat bu fırsat. Savunmalardan temizlenmiş bölgelerde sağ tarafta bir adet minyonla temizliğe devam ediyoruz. Yalnız karaya bakan X-Ray'nin kraliçeye kilitlenmesi çok ama çok ciddi bir sıkıntı be kardeşim. Yani şu anda kraliçenin belediye binasını indirebileceğini hiç düşünmüyorum. Kralın insafına kalmış durumdayız. E bir de defansif kral var. Al işte bundan bahsediyordum. Kral saçmaladı. Binayı alamayacak. Şampiyonu bırakırsa ancak bu şekilde binayı alabilir. Daha önce buz golemi yürüyüşü. Bak. Abi o kadar saçma bir görüntü, çirkin bir görüntü vardı ki anlatma bile anlatamıyorum. Unicorn buz golemini iyileştiriyor, belediye binasına vuruyor. Yani sizin çapınız ne, ediniz ne, budunuz ne, boyunuzdan büyük işlere girmişsiniz. Neyse ki şampiyonu güzel bir şekilde kullanıyoruz da en azından tek yıldızda kalmamış oluyoruz. Koruyucunun özelliğini savaşın başında feda ettiğimizi hatırlatmak isterim. Buz tazıları yine hiçbir işe yaramıyorlar. Abi hakikaten buz tazılarının isabet puanının düşmesi gerektiğini düşünüyorum ya. Yani patladıklarında çoğu zaman hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Değil mi? Yani hiçbir şekilde işe yaramıyorlar demiyorum, yanlış anlamayın ama çoğu zaman yersiz bir yerde dondurma efektiyle hiçbir işe yaramıyor. Anladınız işte. Bu arada şu anda birazcık yorgunum. Cümleleri kurmakta birazcık sıkıntı çekiyorum. Video boyunca bunu birkaç kere yaptım. Lütfen kusuruma bakmayınız. Son saldırı için hazırlıklara başlıyoruz. Evet arkadaşlar, son saldırı Strat Klan'ın 3 numarasından Rigotores Reis'ten bir roket balon saldırısı izleyeceğiz. Hadi bakalım Rigotores son saldırıda kapak fotoğrafını elde etmeye hak kazanabilecek mi? 24 tane roket balondan bahsediyorum. Çift klon, bir öfke, 5 tane de görünmezlik büyüsü var. Zeplin operasyonu başarılı olabilecek en güzel yerlerde indiğini düşünüyorum. Sağlı sollu çoklu cehennem kulelerini, belediye binasını, kartal topunu, devamında sektirme hasarıyla öfke büyüsü kulesini ama kasırga tuzağı işleri ciddi anlamda sıkıntıya soktu gibime geliyor. Kartal topunu alamadık demeyin bana ya. Yapma be kardeşim. Gerçekten mi? Yani çok gitti Zeplin'le ya. Bu kadar ilerlemesine gerek var mıydı? Tartışmaya açık bir konu olarak buluyorum. Yani binaya çok yaklaştı arkadaşlar. Böyle yarım saniye, böyle yarım karo daha üst tarafta indirseydi muhtemelen aynı değeri elde etmiş, kartal topunu da aradan çıkartmış olacaktı. İşin kötü tarafı, inşaatçı kulübesi aktif olduğu için kartal topunun canını da tekrardan fulleyecek. Defansif tazıyı ve roket balonları saat tam 12 köşesinden kraliçe ve elektro titanın yardımıyla temizliyor. Peşine de bir adet babalar gibi golemi göndermiş oluyoruz. Güzel. Üst taraftaki duvar açık. Süper duvar kırıcımız bir tane mevcut. Şimdilik kullanmasına gerek yok. Roket balonlarla çoklu kuleyi ayıkladı. İksellerinin karaya bakması da güzel bir gelişme. Eğer 3 yıldız gelirse kapak fotoğrafındasın hemşerim. Hadi bakalım. Dedim diyeceğimi. Evet, ilk yayına gitmeden önce hava savunmasını indirseydi roket balonlarla daha mantıklı olmaz mıydı? Hala da aynı hatayı yapıyor. İlle de ilk yayını indireceğim diyor. Ya önce hava savunmasını indir. Rigotores kardeş, niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Şey mi kaçırdım acaba bilemiyorum ama kartal topuna hedeflemiş gibi gözüküyor. Ona da eyvallah. Evet, kral hakkın rahmetine kavuşmuş durumda. Kraliçe Anka kuşunun desteğiyle yoluna devam ediyor. Şampiyonumu da henüz pozisyonlandırmadığımızı söyleyebilirim. Kraliçe özelliğini kullandı. Roket balon kartal topunun icadına bakıyor. Nihayet
Evet, alt taraftan roket balonlarla kraliçeye desteğe devam ediyoruz. Şampiyonu üst taraftan roket balonlarla birlikte kullanmayı tercih ediyor. Kaya saçar ve defansif şampiyon inerse 3 yıldız olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Emin olmamakla birlikte. Bir de karaya bakan X'imiz var tabii. Evet, şampiyonun kalkanıyla birlikte son savunmalar da ayıklanıyor. Gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. Ne yalan söyle. Abi ben o şampiyonu bizim şampiyonumuz. Lan ben o şampiyonu bizim şampiyonuz sandım. Göründüğünden çok ama çok daha yakın be kardeşim. Defansif kral yani zaten izin vermez. Babalar gibi bekliyordu orada kraliçeyi katletmek için ama şuraya bir bakar mısınız? Köyde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Ben yine de önceki saldırılarının hatırına değil mi? Bir adet şapka çıkartmak istiyorum arkadaşım. Rigotores Reis saydığımız sevdiğimiz bir abimizdir. Nihai sonuca bakacak olursak 12 yıldızı 11 yıldız, 94.2'ye 79.6. Tartışmaya mahal bırakmayacak bir üstünlükle maçın galibi oluyor Strat Klan'ı. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.